Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı Kerkes projesi tamamlandı ve teslim edildi. İnsansız hava araçları bu sayede küresel konumlama sistemi olmayan sahalarda da görev yapabilecek. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir bu önemli gelişmeyi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Demir, ülkeye kazandırılan bu kritik kabiliyetin vatan savunmasında ordumuz için hem caydırıcı bir güç hem de muharebe ortamında oyun değiştirici bir teknoloji olacağını belirtti. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'den de açıklama yapıldı. Genel Müdür Özgür Güleryüz, haberleşmenin olmadığı durumlarda sensörlerden alınan veri ve görüntülerin işlenerek konum kestirimi yapılabileceğini, yapay zeka ve derin öğrenme teknikleriyle tespit edilen hedeflerin vurulabileceğini belirtti. Güleryüz proje sonucunda elde edilen bu yetenek setinin diğer mini mikro taktik ve operasyonel İHA sistemlerine uyarlanabileceğini söyledi. Bu kabiliyetin kara ve deniz platformlarıyla da uyum sağlayabileceğini belirtti. Sahada askerin ileri teknolojili tüm ihtiyaçlarını karşılamak için daima hazır olduklarını vurguladı. Döner ve sabit kanatlı İHA'lar, küresel uydu seyri sefer sistemlerine ve küresel konumlama sistemine ihtiyaç duyuyor. Bu ihtiyacın kesintisiz olarak sağlanamadığı durumlar oluşabiliyor. Erişim sıklıkla kesilebiliyor veya karıştırılabiliyor. Bu da İHA'ların görev yapmasını zorlaştırıyor. Kerkes projesi döner kanatlı ve sabit kanatlı İHA'ların küresel konumlama sistemi olmayan ortamlarda görev yapabilmesini amaçlıyor. Sistem sayesinde yüklenen haritayla göreve başlayan İHA, araziden elde ettiği verilerle haritayı karşılaştırıyor. Küresel konumlama sistemine gerek duymadan görevini başarıyla yerine getiriyor. Kerkes'le İHA'lar, küresel konumlama sistemi köreltilmesi gibi düşman elektronik harp tehdidinden etkilenmeden görev yapabilecek.